Selam tatlımlar. Bugün günlerden çarşamba ve büyük ihtimalle çayın son günü artık. Yani aslında devam ediyor ama daha büyük ihtimalle annem gitmez. Bugün öğleden sonra bizim evin arka tarafındaki çay toplanacak. Arka tarafta mı baba? Alt tarafında, öyle işte. Gündüz başka bir yere gitti annemler toplamaya. Öğlene kadar orayı toplayacaklar. Öğlen gelecekler. Yemeği burada yiyip arka tarafı toplayacaklar. Yani yarım gün gibi olacak. Saatlerimiz şu anda 11.30. 12 gibi herhalde gelirler. Öğle yemeğini burada yiyecekleri için babiş de yemek hazırlığı yapıyor. Bugün Meci'mizin öğle yemeği nedir? Öğle yemeğinde salatamız var. Balık var. Salata var. Balığımız var. Çorbamız var. Evet, şimdi yemek hazırlığı yapacağız biz. Bugün sıcak mı? Sanki ben mi terledim? Aşağıdan odayı kapalı rüzgar esti. Bir odayı aç. Bizi hareket ettin mi? Evet, evi süpürdüm birazcık. Kıpır 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 bebiş. Az önce doktoru dinledim. Meğersem yüksek sesten korkudan korku refleksi yapıyormuş. Galiba süpürgeden korktu. Kıpır kıpır ediyordu. Şimdi biz yemek hazırlığını yapalım. Yine görüşürüz. Bu arada babişe nazar değdirmeyin. Önceki videoda yemek yaptıktan sonra gözünü arabanın kapısına vurmuş. Değil mi baba? Bakayım görünüyor mu çok? Diğer gözün. Kapat. Kapatınca görünüyor. Nazar ettiniz babama yemek yapıyor diye arabanın kapısına vurmuş gözünü. Maşallah diyeyim. En alta soğanları koydun. Az üzerine patates koydum. Patates. Üzerine de balık. Balık koydum. Şimdi domates. Biber koyacağım. Domates koyacağım. Kapağını tamam. Kapatacaksın o kadar. Yağ koyacağız. Kapağını kapatacağız. Hazır mı? Evet, yağ koyacağım şimdi. Tuz. Tuz koydun mu? Yağ koyacağım, tuz koydum. Yemeğimiz hazır, şimdi pişecek. Onu yap küçük ateşte. Ağzını kapalı tut. Evet, salatamız da bitti. Soğan, domates, salatalık, maydanoz, biber. Yağsını koyuyorum. Sumak, nar ekşisi. Evet, bu salatamız gerçek zeytinyağıyla. Adana'dan. He, Adana'dan getirdiğimiz zeytinyağı. He, Adana'da işte. Zeytinyağımız da. Tamam. Burada da şehriyeli domates çorbamız var. Bu kaynamak üzere. Evet. Yemeğimiz de fokurdamaya başladı baba. Tamam, fokurdasın bizim. Tamam, ben de cacık yapıyorum. Salataları rendeledim. Nane koydum biraz. Buna biraz daha su koy. Sulandıracağım şimdi. Çayımızı da demledik. Çayımız da demleniyor. Şimdi böyle videoların altına hep şey geliyor. Balığın yanında yoğurt yemeyin. Ayran içmeyin, zehirler diye. Ben kendim bildim bileli bizim evde balığın yanında ayran da içilir, cacık da yenir, yoğurt da yenir. Normalde zehirler diye bir şey var. Bir halk arasında bir, ne denir ona? İnanç. İnanç var. Ama o taze balık için geçerli değil, değil mi baba?
Normalde bazen zehirlenen insanlar bile yoğurt içirirler ki zehirini alsın diye. Zehirini alsın diye, evet. Taze balıkla hiçbir zaman şey... Taze balıkla öyle bir durum söz konusu değil. Burada da taze zaten malum. Eski balık kimse almaz. Aynen, burada eski zaten bulamazsınız bile. Hani çarşıdan taze taze alınıyor, yeniyor. Bir gün geçse bile çarşıda kimse o balığı almaz. Herkes bilir zaten onun eski. Evet, herkes anlar eski olduğunu. O yüzden bizim evlerde genelde şey, balıktan hani anlayan olduğu için cacık da yeniyor, yoğurt da yeniyor, ayran da içiliyor. Evet. Çok şükür bize eğlenme durumu olmadı bugüne kadar. İşte duymadım. Evet. Şimdi biz cacık yaptığımız için mutlaka o yorum gelecektir. Zehirlemiyor mu balığın yanında diye. Sen de peşini söylemiş oldun. Evet. Tuzu alayım, götüreyim. Bir şeyimiz kalmadı herhalde. Hanife, salatayım, öyle oturayım. Tamam, ortaya koyalım. Tamam. Ben de çay bardaklarını hazırlayayım. Çayımız demlerde hazır olsun. Tabakları çıkartayım. Soframızı da buraya böyle hazırladık. Tabakları da şuraya koymuş babam. Birazdan gelirler herhalde. Daha gelmediler. Geldiler. İyi insancıklarmış. Sanırım 5 kişiler. Tamam. Ben şimdi gideyim. Onlara biraz hizmet edeyim. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Hoş geldiniz evime sana. Hoş bulduk tatlımlar. Birazdan çayımızı toplayacağız. Şimdi yemek yemeye geldik. Evet. Çorbaya maydanoz doğrayacakmış. Bana desen ben doğrardım. Aklıma gelmedi. Bahçeden maydanoz toplanacaktı. Ben sabah erken gittim. Onun için haber bıraktım. Maydanoz toplayın dedim. Evet, maydanoz, domates, salatalık hepsini topladık. Salata yaptık. Bu senin ilk mecin. Niye? Geçenkiler meci değil miydi? Sana denk gelmedi. Bu bizim ilk mecimiz. Kendimizin. Bu sene aldık ya biz çayı. Evet, yani şey. Çayımızı daha önce biz toplamıyorduk. Başkası topluyorduk. Sırayla birine gidiliyor. Geçen benim size çektiğim anneannemin meclisiydi. Değil mi? Anneannemin çayı toplandı. Yemekleri orada yapılıyor, yeniyor. Sabah başka bir yerdelerdi. Şimdi bizim. Emine teyzeme. Emine teyzemi topladın. Şimdi bizim çaya geçilecek. Kimin çayı toplanırsa yemekler orada yeniyor. Aynen öyle oluyor. O kadar. Hepsi bu kadardı. Hoşçakalın. Evet, bizimkiler aşağıya indiler. Gördüğünüz gibi şuradan başladılar. Şu köşeden. Böyle çayı topluyorlar. Babam da oralarda bir yerdeydi. O da çayı taşıyordu. Onlar gitti. Ben de biraz yemek yedim. Ortalığı toparladım. Dışarıda öyle bir rüzgar esiyor ki. Çok güzel, serin. Zaten bulutlara bakın. Herhalde yağmur gelecek yine. Camı açamıyorum çünkü rüzgar sesinden sesim duyulmuyor camı açtığım zaman, ama çok güzel görünüyor dışarısı. Aşırı belim ağrıyor arkadaşlar. Yani çok ayakta kalmadım. Çok bir şey de yapmadım zaten, gördünüz. Az bir iş yaptım. Belim dehşet derecede ağrıyor. İlk 3 ayımda bel ağrılarım çok oluyordu. İkinci 3 ayım rahat geçti. Son 3 aya girdik malum. 3. trimester'da. 3. trimester. Trimester. 3. trimester da yine bel ağrıları tekrardan geri geldi. Aynı ilk 3 ayım gibi. Ayakta azıcık bile dursam, azıcık iş yapsam ya da azıcık yürüsem hemen ağrımaya başlıyor. Gideyim biraz daha ortalığı toparlayıp ben de biraz dinleneyim. Sonra belki aşağıya, oraya bahçeye doğru ineriz birlikte. Mutfakta tamamdır. Ay, inanılmaz belim ağrıyor. Gerçekten ayakta duracak halim kalmadı. Gidip biraz video editleyeceğim. Duş alacağım. Sonra görüşürüz. Babam geldi, Meci'ye limonata yapacakmış. Şekerli. Tansiyonları mı düştü baba? Aslında esiyor ama güneş yakıyor mu dışarıda? Güneş de yakıyor, esiyor ama güneş de şey... Biraz da yoruldular tabii. Yaşlılar hepsi. Evet, yaşlılar. Ama burada hiç erkekler çay toplamıyor baba, niye? Erkekler taşıyor kızım. Evet. Meclisleri. Hep ilk şeyde yazmışlar, baban niye toplamıyor, deden niye toplamıyor diye.
Ama burada hep kadınlar topluyor çayı. Onlar kendileri ayarlıyorlar şeyi. Mecilerini kendileri yapıyor, erkekler taşıyor. Biraz yiyeyim ama. Limon sıkacağımız yokmuş. Bunu beğenmedim. Bu da limon sıkıyor baba. Yok kızım, bu limonla sıkacak. Ve ikinci günden yeniden merhabalar. Dün en son size belim çok ağrıyor demiştim sanırım. Ondan sonra video editledim biraz. Çok bir şey yapmadım evde. Akşam işte çaydan sonra geldiler. Yemek yedik vesaire vesaire. Yattık, dinlendik. Bugün annem çaya gitmedi. Ama aşağıya indiler bahçeye odun kesmeye. Bahçede odun kesiyorlardı. Bakayım bir. Dedem gelmiş. Yukarıdan. Hasan dedem de burada. Bir aşağı inelim bakalım ne yapıyorlar. Ne yapıyorsun babaanne? Patates edeceğim. Hoş geldin. Daha aşamdan beri abi dedem. Seni bekliyorum. Patates mi edeceksin? He? Patates mi edeceksin? Yok, abdest edeceğim. Ha, abdest. Tamam. Tamam, sen et de gel. Bitti mi şimdi? Bitti. Elinize sağlık. Evet. Eline sağlık dede. Hep batmış. Ne isteği ne istemeyi. Lastiklerin de yaparlı. Evet. Bu da odun rengini almış tozdan. Odun tozu bu. Normalde puantiye var. Zebra. Lastiklerin çok havalı. Puantiye. Evet. Altında zebra. Yeni moda. İstanbul'dan geldim köye. Köyden indi mi şehire? Güzel kestik değil mi? Terapi gibi. Aynen çok gürültülüydü. Neresi terapi gibi? Odun kesmek çok güzel terapi gibi. Bak şimdi ben o ince odunları ben keseceğim şimdi. Tık tık tık. O kadar iyi geliyor ki odun kesmek anlatamam. Göreceksin şimdi. Bu odunları da yaracağım. Hepsini yaracağım. Balkan daha işi var mı? Sabri dedemi göstereyim. Burası da Sabri dedemin mezarı. Yani babamın babası. Bu Hakkı dedem. Az önce odun kesen annemin babası. Babamın babası burada. Bir de Oktay abim var. O da kuzenim. Bu da Hasan dedem. Hasan dede ne yapıyorsun? Çok teşekkür ederim. Bağladım. Elma elma. Elma mı? Onlar elma. Bu elma. Bu hurma. Şu harma. Şöyle. Bir sürü dikmişsiniz. Allah izin verirse büyürse buranın altında otururuz. Çoluk torunlarımız şey yer. İnşallah. Evet. Hasan dedem benim en büyük amcam. Ama dedem. Evet. Ay, bataryam bitti. Bataryayı değiştirmeye eve çıktım ben şimdi. Nefes nefese kaldım. İki soluklanayım. Burası 4. kat ve asansör yok arkadaşlar. Annem babam ileride yaşlanınca ne yapacaklar bilmiyorum. En üst katta biz oturuyoruz. Şeyi söyleyecektim size. Daha önceki köy vloglarımda, yani geçen senelerde geldim köy vloglarında, mezarlığı görüp kapıda mezarlık mı var, nasıl olur diye çok şaşıran olmuştu. Ama Karadeniz bölgesinde genelde böyle. Dedemin mezarı evet bizim evin bahçesinde. Yani bu bina dikilmeden önce burada babaannemin eski evi vardı. İki katlı bir evdi. Eski bir ev. Sonra babamlar kardeşler olarak işte halamlar, amcamlar komple hepsi kendi birer daire şeklinde buraya bina diktiler. Sadece bizim kapımızda değil birçok evin kapısında burada mezarlık görmeniz çok normal. Aslında köyün mezarlığı var. Bana hiç garip gelmiyor ya da işte hani korkmuyor musunuz gibi yorumlar da gelmişti daha önce. Çocukluğumuzdan beri biz bu şekilde gördüğümüz, bu şekilde yetiştiğimiz için bize hiç anormal gelmiyor. Korkmuyoruz da açıkçası. Neden böyle bir gelenek olmuş bilmiyorum ama Karadeniz engebeli bir bölge bilirsiniz ve dağınık bir yerleşime sahip. Köy mezarlıklarına ulaşım herkes için sıkıntı olabilir yani merkezlerde belki daha kolaydır ama köylerde biraz daha zordur özellikle yaşlılar için. Sanırım bu yüzden yanı başlarında olsun istemişler zamanında. Bilmiyorum öyle güzel bir şey tartışılır iyisi iyi mi kötü mü tartışılır bilmiyorum ama biz böyle alıştık. Daha sonradan bizim de vefatlarımız oldu yani
kuzenlerimden vefat edenler oldu. Onlar mesela köy mezarlığına gömüldü. Ama dedem ve bir kuzenim burada bizim yanımızda. Karadeniz'i hiç görmeyenler, buraları gelip hiç gezmeyenler bu duruma şaşıranlar olacaktır. Buraları bilenler, gezenler zaten bu duruma alışkındır. Burada çok normal. Biraz yoruldum. Onlar hala aşağıda devam ediyor oduna. Şimdi tekrardan ineceğim yanlarına bakayım. Biraz sohbet edelim onlarla. Ne var ne yok, ne yapıyorlar. Biz babamla markete gittik. Vakfı Kebir'e gittik. Geldik. Elmas'cığım bütün odunları kesmiş. Hepsini sen mi kestin bunların? Herhalde. Eline sağlık tatlım. Babaannem ne yapıyor orada? Babaannem orada namaz kılıyordu. Babaannem yaptı daha güzel. Kahveni de yanına almışsın. Kahve içerek yapıyorum. Bir de salatalık mı yiyorsun yanında? Yoldan geçen bir şeyler bırakıyorum. Bugün de herkes pek bir hamarat. Babaannemin yanına gideyim şuradan. Helikopterler gene gidiyor babaanne. Şeye gidiyorlar. Benim toplantı var gavurlat bizim Türk'te. Ha büyük şey petrol için. Petrol için mi? Vermiyorlar daha vermiyorlar bize. Bunlar da şimdi birleşecekler ha başbakanlar. Gavurunku Türkiye'ninki. Gavur dediğin kim, Yunanlar mı? İşte hepsi. Hmm. İki devletin veresi yok. Öbürler veriyor da başka. Gavurdan. İkisinin veresi yok. Toplantı olacak bugün peşinme mi? Hı hı. Peşinme gün toplanacak. Bugün de uçaklar geziyi görmeyeyim mi? Yani toplantı vardır. Evet, bugün helikopterler geçiyor buradan. Babaannem dedi ki gavurlarla Türklerin toplantısı var dedi, petrol için. Haberleri takip ediyor. Dede. Gel kızım, hoş geldiniz. Gelin. Hoş bulduk. Gelin bakalım. Ne yaptın yemeğe? Çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık. Gel. Kendine de gel. Kendine de gel. Afiyet olsun. Yemeğe Guguş babaannemdeyiz bugün. Karnımızı da doyurduk Guguş babaannemde. Biz kargoları teslim almaya Vakfı Kebir'e gitmiştik babamla. Orada bir tane market buldum. Büyük market. Kilpa. Kilpa'dan alışveriş yaptık. Hızlıca onları çıkaracağım şimdi. Genelde abur cubur alışverişi. Burada yaşlılar abur cubur yemeyi çok seviyor arkadaşlar. Böyle gelip gittikleri zaman çayın yanında bisküvidir, işte krakerdir, çikolatadır. Çok seviyorlar yemeği. Ben kendime birkaç bir şey almıştım. Bugün aşağıda çay içerken hepsini yediler. Şöyle paketli çikolatalardan aldık ama bunları babaanneme götüreceğiz. Babaanneme aldık. Çocuklara dağıtıyormuş. Şu paketli halleyi falan. Ona bir poşet yaparım şimdi. Tart. Tart mıydı bundan da? Tartini. 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 İşte çayın yanına yiyecek bir şeyler. Elmas'cığım sana eti puf aldım. Ay çok teşekkür ederim. Çok severim. Kendime yine grisini aldım. Unonun kruvasana. İçinde kaç tane var bilmiyorum ama minik kruvasan bunlar. Elmasçıma kahve. Soyacak aldım. İnşallah iyidir bak. Şöyle siyahlı bir soyacak. Böyle yandan aldık biz ama şöyle dikine soyan da vardı. Bunu aldık. İnşallah iyi bir şeydir. Islak mendil. Kaşar peyniri aldım. Yumuşamış. Kraker. Bu kraker ince grisini kepekli krakermiş. Mini albeni. Bunun içinde minik minik albeniler var. Çok güzel. Belki pasta yaparız diye çikolata sosu aldım. Bir de şöyle damla çikolata aldım. Bitter damla çikolata. Bak ne buldum. Ay çok güzel. Çok kaç güzel gündür buldum. Başa baş mı? Ne bu? Baş başı. Baş başı bulguru alalım. Baş başı bulguru alalım deyip duruyor. Markette bunu buldum. Bu muydu? Evet bu. Durunun. Çok ama güzel. Gayet normal görünüyor bulgur. Tadı mı güzel? Tadı çok lezzetli. İri iri, taneleri iri iri. Pilavı güzel oluyor bunun.
Lavabo fırçası arıyordum kaç gündür. Şöyle bir tane fırça buldum, bana atın. Diş macunu kızım, diş fırçası ne yapıyorsun? Bana atma. Hayır, bana at ama lavabo fırçası. Bulaşık fırçası yani. Muz aldım. Aseton aldım. Ay gözünü seveyim asetonu. Geçenlerde ojelerimi çıkarmak için bakkaldan, bildiğiniz marketten, köyden işte, aseton aldım. Şöyle minik. Ay aseton da bir işaret ister. Tırnaklarımı kazıdım. Resmen 3 saatte söktü. Çıkardı ojeleri. Çok kötüydü. Şunu aldım ki burada kalsın, lazım oluyor. Bak çok güzel bir şey buldum. Ne o? Ay böyle kutulu şeyleri çok seviyorum, ambalajlı. Kakao. Ne yapacaksın onu acaba? Kuru kahveci Mehmet Efendi'nin. İşte lazım oldukça bunun içinden kullanacağız. Çok iyi değil mi? Kahve kutusu gibi. Ambalajlı ürünlere bayılırım. Kendime badem şekeri. Anneme burn. Bana da bir tane meyve suyu. Demez. 3 paket çitliyor. Karışmışız. Bak şu bisküvileri babam aldı. İkram almış. Çizi aldı tuzlu diye. Halley. Ben kendime Pringles aldım. Arada bir tırtıklarım içinde. Saklıköy almış. Bak kahveli brownie aldım. Kahveli mi? Evet. Çikolatalı kahveli kek. 2 tane süt aldım yine. Tuz. Ay kendime organik yumurta buldum. Annemlerin dolabındaki yumurtalar hep 3 numarayla başlıyor. 0 numaralı yumurta buldum. Yine babamın nevaleleri, eti burçak. Bunların birazını babaanneme indireceğiz. 9 kat gofret. Aa, bu ıslak mendilden 2 tane. Bir tane babam almış, bir tane ben almışım yanlışlıkla. Birazcık Nesquik aldım yemek için. Bir de işte şeftali, nektari, armut vesaire meyvelerden aldık. Size şimdi ben asıl şeyi göstereceğim. Kargolarımız geldi. Beklediğimiz efsanevi kargolarımız. Bu videoyu yetiştirebilirsem bu videoda gösteririm hepsini. Biraz fazla çünkü. Yetişmezse yarısını bir sonraki videoda yerleştirirken gösteririm. Açılacak kutular var. Açılmış kutular, yerine yerleşecek kutular var. Benim kıyafetlerim var. Öyle en sevmediğim iş yerleştirme işi. Annem artık ellerinden öper. Elmascığım. Hemen yerleştiririm. Nopunuz mu geldi? Sünger seti vardı. Sünger seti aldım. Bulaşık süngeri seti vardı. Parex'i. Şöyle altılı. Bir de şöyle şey, mikrofiber bezler. Parex'in. Evet. Ve en önemli şeyimiz mopumuz. Mopu açacağız şimdi. Hemen deneyelim. Bir tane yedek bez çıktı içinden. Şu mopumuz. Tamam, sen söyle. Evet, bulduk. Şuradan dümdüz yukarı çekiyorsun. Şimdi hazneyi dolduracağım ben. Hoş geldin dede. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Gel, gel. Dedemle babam mangal bekliyordu. Dört gözle mangal geldi. Onu açacaklar. Küçük bir şeymiş ha. Arabanın bagajında taşınır. He. Burada taşları. Taş onun içinde. O taşı mı ısıtacak? Evet. Taşı buraya koyuyorsun. Şurada bak şeyi bile var. Kuzinesi bile var. Gözlüğü. Gözlüğü var mı? Var. Var. Tamam. Buraya da patlıcan, patates koymuşlardı fotoğrafta köz için. Tamam. Altıda ısı veriyor. Bu hem altı ısıtacak tamam, hem üstü. Tamam. Anladın mı şimdi? Enos patladı kebap. Bunlar böyle duracak. Markasını da şöyle çekeyim. Çek. Evet. Kömürsüz mangalımız. Az önce bir kargaşa oldu arkadaşlar. Guguş babaannemle dedem geldi. Biz şey mangal almıştık. Kömürsüz mangallardan. Onlar da istiyormuş. Onlara hediye ettik onu. Babama yeni bir tane alacağız ondan. Ay bu ne ya? Keli olan gibi olmuşsun. Tıraş olmuşsun bu. Bir saatler olsun. Hiç güzel olmamış. Covid'den korkuyor. İnsan saçını uzatır. Güzel olmuş. Niye öyle diyorsun? Ben de Oğuz'a kestirtmiyorum ama sıcakta fenalık geçiriyor. Neyse arkadaşlar, mangalı anlatmaya çalıştım. Anlatabildim mi bilmiyorum. Nasip olur da yakarsak bir gün göstermeye çalışırım. Kömürsüz mangal yani. Şimdi onu atlayalım. Biz önemli parçamıza geçelim. Bu yemek takımını aylar aylar önce sipariş vermiştik. Geldi, geri gitti. Bir türlü teslim alamadı babamlar. Hep sıkıntı çıktı, geri gitti falan filan derken ben buradayken tekrardan söyledik. Bu sefer gittik şubeden aldık. Burada kargolar biraz sıkıntılı. Şubeden gidip alıyoruz o yüzden. Bakayım yeşilli altını. Ay odaklamadı. Kıyafetimle uyumlu. Çok uyumlu. Çok güzel altınlı şeyleri var içinde. Hareleri var.
Güzelmiş ama çok kalın değil. Hı hı. Kütahya porselenim. Bu pasta tabağı. Şeylerini çıkart, yıkayıp dizelim hemen dolaba. Neden? Bir daha geri koyuyorsun. Geri mi toplayalım? Saça bak. Ne peki? Saçım. Sen aa, gelince... kaseleri kocaman. Kaseleri. Dışında kalmış şeysi. Öyle ama şekli. Kamerada çok net görünmüyor ama şuraları altın rengi. Bu da büyük servis tabağına. Evet. Elmascığım. Çok iş yapıyorsun. Çok iş yapıyorum. Ben çünkü çok çalışıyorum. Ses yapma. Biz burada çok konuşuyoruz. Bak ne kadar güzel servis tabağı. Evet, hepsi sapasağlam geldi. Bunları da Trendyol'dan aldım. Genelde alışverişlerimin linkini aşağıya yorumlar kısmına bırakıyorum. Yorumların en başına sabitliyorum aldıklarımızı, kullandıklarımızı. Bunların hepsini orada bulabilirsiniz. Sonuç olarak şu Parex'in şeyleri çok uyguna geliyor. Linkte göreceksiniz zaten. 6 tanesi 12 TL gibi bir şey aldım ben. Eğer yükselmişse fiyat favorilerinizi ekleyip indirim bekleyebilirsiniz. Rengarenk. Renkleri çok güzel. Parex'in birçok şeyini alıyorum zaten. Benim evde kullandıklarımı da biliyorsunuz. Bunları da siz görmüş olun. Yine aynı şekilde bunlardan veya uyguna geliyor. Parex'in bezleri. Bunlardan da çok memnunuz. Şunu zaten çok fazla anlatmama gerek yok. Bu da 80 TL gibi bir şeye geliyor. Yedek mopu var yanında. Yedek bezi var. Bezini çıkartıp makinede yıkayabiliyorsunuz. Cırt cırtlı. Buradaki su haznesine de koku ya da yer silme deterjanı dökebiliyorsunuz. Daha sonra da şuradan fıslayıp şöyle siliyorsunuz. Bayağı işi kolaylaştırıyor yani. Günlük kullanıma çok uygun. Bunu da kesinlikle öneririm. Görünmüyor. Meyve soyuyor annem orada. Mutfağını toplamış. Yine upuzun neyi çektim, neyi çekmediğim bilmediğim karma karışık bir video oldu. Ama genelde siz de böylesini seviyorsunuz. Oradan sık sık video atlıyorsunuz. O yüzden ben şimdi bu videoyu kapatacağım. Editleyeceğim. Ve yayına yetiştireceğim inşallah. Evet, diyeceklerim bu kadardı. Düzenimizi bozmadan video yüklemeye devam etmeye çalışıyoruz. Ben saçmaladım ya. Düzen bozmadan düzenli bir şekilde videolar atmaya devam edeceğim inşallah. Ben bilmiyorum ne dedim. Düzenli bir şekilde videolar gelmeye devam edecek inşallah. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bye bye. Hoşçakalın. Yorumların en başındaki linklere bakmayı unutmayın.